Arka tarafına baktım. Sağ olun lütfen havada. Arkadan ileriye doğru gelmeyelim lütfen. Kalk sen burada mı? Burada. Kalk sen burada mı? Burada. Kalk sen sanlar burada mı? Burada. Bu sahadakiler burada mı? Sizin yürüyüş yapan arkadaşlar için sloganlar çalışın. Yürürken çok yavaş yürüyoruz. Anons arabasına geçmiyoruz. Önde bulunan bir yumruk yapıyor. Evet. Sükunet. Lütfen sükunet. Herkes sağ eline yumruk yapıyor. Havaya kaldırıyor. Bayrakları indirelim. Bulmalar yağıyor. Şimdi herkes 5 adım geri gitti. 2 3 4 5 arka taraf içeri Eğri Fatih'inde kalmıştık. Eğri Fatih'inden sonra Sultan Abdülhamid'i almıştık. Ve şimdi Akdeniz'e diyen bazı misafirler bu adamı, 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 bu göz yaşlarıyla beyaz dilekçeler yazalım. Ebu Cehillere karşı kalplerde mezar kazalım. Masum kalplere hilalim gözyaşı akmakta. Müslümanlardan birerden zafer ve kurtuluşa yıldızlar göz kırpmakta. Elbet kurtulur boynu bükük mescidi aksa. Müslümanlardan birer damla gözyaşı aksa. Dünyayı sardı zulüm, kardeşlik ve hiyanet. Sana kulluk edemedik ya Rab, bizi affet. Ya Rab, can kuşlarına şerbet dolu kahvesin. İnne billahi ve inne ileyhi raciun. Tekbir! 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 Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kendisine gelen din adamlarına dedi ki, ben sizin kilisenizde, ben sizin harranızda kesinlikle ibadet edemem. Eğer ibadet edersem, benden sonra gelecek müminler burayı camiye çevirirler ve siz kendi ibadethanelerinizden yoksun kalırsınız. O sebeple ben sizin ibadethanelerinize ibadet etmeyeceğim dedi. Evet muhterem kardeşlerim, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanımız. Ve şimdi tekrar sükuneti sağlayalım. Bayraklara girelim. İsrail'in lanet yüzüğünde İsrail'in ayetleri. Kahrolsun İsrail! Filistin! Sana selam olsun Gazze! İstirham ediyorum.
Gelsene. Kahrolsun İsrail! 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 Eğer sorularınız varsa bu ayak yapabiliriz. Öncelikle bu güzel organizasyondan dolayı başta Erzurum halkımız olmak üzere Anadolu Gençlik Derneği'ne ve değerli sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ediyorum. Erzurum'da gördüğümüz bu manzara tesadüfi bir hadise değildir. Bu Erzurum'un cibilliyetine yakışır bir hadisedir. Çünkü mazlumların yanında yer almak bu milletin karakteridir. Bu karakterlerin bir görüntüsü olarak da burada binlerce Erzurumluyla birlikte bugün tarihi bir güne hep birlikte şahit olacağız. İnanıyoruz ki bizim bu sesimiz Gazze'de Filistinli kardeşlerimize ulaştırılacaktır. Ben bütün Erzurum halkına taraflarını mazlum Filistin'den yana karakterlerini ve cibilliyetlerini gereği olarak koyduklarından dolayı huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Ve inşallah biraz sonra yapacağımız miting vesilesiyle tekrar Erzurum halkını istasyon meydanına davet ediyorum. İnşallah buradan arkadaşlarımızla birlikte yürüyerek biz de oraya intikal etmek üzere hareket ediyorum. İnşallah bu sesimiz Gazze'den duyulacak, İsrail'den duyulacak ve mazlum insanların gözyaşları, kanları muhakkak dinecektir. Ve bu mazlumların akan gözyaşlarında ve kanlarında İsrail boğulacaktır diyorum. Bütün kardeşlerimizi tekrar istasyon meydanına bekliyorum. Hayırlı olsun efendim. Evet, başlatabiliriz. Şimdi arkadaşlar. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Başkanım biraz yavaş. Yavaş yavaş yürüyün, yavaş. Biraz yavaş yürüyün, yavaş. Sus, 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 sus
Ya buraya çek yanıma buradan. Sarmışsa kelik zırhlı
var. Benim iman dolu göğsüm gibi Selahattin var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı doğar? Evet. Medeniyet dediğin Türk dişi kalmış canavar. Bu dizeleri bağrında taşıyan İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum sizleri. Hazırız! Hazırız! ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ليهديك صراطا مستقيما صدق الله العظيم. Rabbimiz Mescid-i Haram'dan, kutsal mescid Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya gönderdiği, oradan Miraç'ı aldı, Miraç hadisesinin gerçekleştirdiği Hazreti Muhammed'in güzel ümmeti ve Kudüs'ü ilk defa İslam beldesi yapan, ilk defa Müslümanların fethine sahne yapan Hazreti Ömer'in torunları, Hristiyanların Kudüs'te yaptıkları işkencelere, katliamlara sessiz kalmayarak Kudüs'ü yeniden fetheden Selahaddin Eyyubi'nin torunları ve Osmanlı İmparatorluğu zayıfladığı zaman, maddi gücü azaldığı zaman Osmanlı'nın huzuruna çıkıp Osmanlı'dan utanmadan toprak isteyen ve onlara meşhur cevabı veren, şehit kanıyla alınan toprakların satılmayacağını söyleyen ve huzurundan kovan Sultan Abdülhamid Han'ın torunları. Kurtuluş Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda aynen Gazze'de yaşandığı gibi bacılarımıza vuran, Ahmet kardeşime vuran, Hristiyanların, Ermenilerin karşısına çıkan Nenatul'un torunları ve haksızlıklar karşısında susmayan,
hakkı tutup ayağa kaldıran, zalime gerekli cevabı her zaman veren değerli dalaşlar, hoş geldiniz. Hepinize selam olsun. Bugün Orta Doğu'da bir zulüm var. Bugün Gazze'de bir zulüm var. Bir vahşet var. Ama bunun da bir nedeni var. Nedensiz olmuyor bu katliamlar. Bu katliamlar ırkçı emperyalistlerin arz-ı mevut dedikleri, kendilerince vaat edilmiş topraklar olarak gördükleri bu coğrafyayı egemenlikleri altına alma çalışmasının ürünüdür. Bugün Irak'ta Bağdat'ta yapılan zulmü zannediyor musunuz ki sadece Amerika yapıyor? Zannediyor musunuz ki Amerika bu işi yapıyor? Hayır! Amerika bu işin müteahhitliğini yapıyor. İşbirlikçi idareler ve maalesef aldanmış İslam aleminin liderleri bu işin taşeronluğunu yapıyor. Bu işin başı yine Siyonist İsrail'dir. Bugün İsrail'de okunan şiirler var. Onların neleri istediğini söyleyen şiirler var. Meşhur bir şiir, bunu bilirsiniz. Diyor ki şiirinde, ah Hayber, vah Hayber, içim ateş yanıyor Hayber, Muhammed'in cesedi yanmadan bu ateş sönmeyecek Hayber diyor. Ama bu ateş İsrail'i kendi olduğu topraklarda yakacak. İsrail'i bulunduğu topraklarda yakacak. Değerli Erzurumlular, değerli Erzurumlular, bakın, Hindistan'ı bilirsiniz. Hindistan işgal altındaydı. İşgal yapılırken oranın önderi Indira Gandhi diyor ki bu İngilizleri buradan nasıl çıkarırız diyor. Ve bunun formülünü söylüyor. Diyor ki üzerimdeki İngiliz kumaşlarını artık kullanmıyorum diyor. Ve İngiliz kumaşlarını, İngiliz malzemelerini kullanmıyor. Hindistan halkı da aynısını yapıyor. Keçi derilerini giymeye başlıyorlar. İngiltere'de lordlar kamerası tutuşuyor. Ve hemen İngiliz ordusuna talimat veriyorlar. Oradan çekilin diye. Şimdi sizden istediğim, gelin şu İsrail'e destek veren kurumların ürünlerini tüketmeyelim bundan sonra. Ve bu boykotu başlatalım. Ürünlerini almayalım bir daha. Sözümü fazla uzatmıyorum. Ama sizlere bir müjde vermeden de inmek istemiyorum. Peygamber Efendimiz, canımız, Can Ahmet'imiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Bir gün gelecek Müslümanlarla Yahudiler arasında bir savaş olacak. Ve bu savaşta zalimliklerinden dolayı o zalimlik yapan
İsrailoğulları orada yenilecek diye müjdesini veriyor. Buradan İsrail'e sesleniyorum. Ve diyorum ki sen kendi sonunu kendin hazırladın. Kendi sonunu kendin hazırladın. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimize katıldıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli arkadaşlar, misafirlerimiz konuşurlarken istirham ediyoruz. Bayraklarımızı, bütün afişleri, pankartları indirelim. Şu söyleyeceğimiz sözlere kulak verin. Herhangi bir kimse Malazgirt'te inanışının şahlanışını yaşamadan Kosova'da, Nibolu'da bir kılıç olup parlamadan Ulubatlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden Sultan Fatih olup atını denize sürmeden Kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa'nın içine yürümeden Seyit Çavuş olup 250 kiloluk mermiyi Ya Allah deyip namluya sürmeden Bir insan Sakarya'nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs'ta düşman tahkimatının arasından geçmeden Gazze'yi, Filistin'i milli bir duruşu, milli bir görüşü anlayamaz. Şimdi milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partimizin Erzurum İl Başkanı Teoman Kümbet Beyefendi selamlama konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sığındık Rabbimize, yöneldik Rabbimize, affıyla buluşmak için yol açsın diye bize. Sığındık Rabbimize, yöneldik Rabbimize. Bir şimşek çakıyor, yine bir şimşek çakıyor Erzurum tabyalarından. Dizilmiş dadaşlar, kardeşler tek tek haykırıyor Erzurum tabyalarından. Dadaşıma artık ateş, hakar. Burada dadaşın haykırışı var. Ovalasis değil, mücahit ruhlar çekiyor Erzurum tabyalarından. Paran döken gibi vakum, tabyalar gibi muhkem, dadaşlar diyarı Erzurum'umuzun yiğit ve mert insanları, aziz dadaşlar, hepinize selam olsun. Bugün burada bizzat siz vakanınızla tarih yazıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Dünyanın neresinde olursa olsun, yeter artık bu zulmü durduran diyen herkese selam olsun. Selam olsun. Gazze'yi savaş alanına çeviren, ana kuzusu yavruları katleden bebek katilleri, yeni yüzyılın soykırımcıları,
şairin kimin? Ahmet Yalın. Bir sesle bir şey anlatacak. Çok güzel. Bu vahşete, bu vahşete ürkek seslerle arka çıkan, kendisini gelişmiş zanneden ülkelerin yöneticileri her vesileyle insan haklarından, demokrasiden bahseden, bu vahşice insanlık suçunu seyreden gelişmiş ülkelerin yöneticileri koltuklarını korumak uğruna Müslüman kardeşlerinin katledilmesine seyirci kalan bazı İslam ülkelerinin yöneticileri sizlere de yuh olsun, yuh olsun. İsrail askeri güçlerinin Gazze'ye yönelik olarak gerçekleştirdiği ve çok sayıda masum Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları Saadet Partisi İl Başkanı ve bütün teşkilatlarım olarak lanetliyorum. Çok net ifade ediyoruz ki bu bir devlet terörüdür. Bu bir insanlık suçudur. Bu adı konulmamış bir soykırımdır. İsrail derhal bu saldırılara son vermelidir. Bugün gelinen noktada Gazze'de yaşananlar bütün dünya ülkelerinin insanlık sınavıdır. Çünkü bu insanlık dışı saldırılar bütün dünyanın gözleri önünde sergilenmektedir, gerçekleştirilmektedir. Aziz arkadaşlar, Filistin bize barış ve adaletiyle gönüllerde taht kurmuş bir ecdadın mirasıdır. Filistin bize Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Abdülhamit Han'ın emanetidir. Bu nedenle Filistin'de, Gazze'de yaşanan dram en başta bizi vebal ve sorumluluk altına yüklemektedir. Başta başbakanımız olmak üzere tüm Müslüman ülkelerin liderlerine, uluslararası kurum ve kuruluşlara, bütün dünyaya dün Çağlayan'da seslendik. Bugün Erzurum'dan, İstasyon Meydanı'ndan dadaşlar olarak sesleniyoruz ki insanlıktan nasibini alan ve gerçek barıştan yana olan herkes bugün harekete geçmelidir. Basit kınamalar, sıradan uyarılar İsrail'i daha da cesaretlendirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Aziz kardeşlerim, bu selamlama konuşmamda bu soğuğa rağmen bugün burayı hınca hınç doldurdunuz. Bizler milli görüşçüler olarak dün Çağlayan'da bu duruşu gösterdik. 1 milyon insanı topladık. Bugün burada 10 binler haykırıyor. Yeter artık, zalimliklere son verin. Mazlumların yanında olsun, olun diye. Allah hepinizden razı olsun. Buraya geldiniz, duruşunuzu gösterdiniz. Saadet Partisi il teşkilatı olarak, tüm teşkilatlarım olarak tekrardan hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm. Gazze'li dostlar, tekbir! 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 Allah aşkına! Ümmeti Muhammed aşkına! Gazze aşkına! Değerli bebeşler, şimdi Can Suyu Derneği adına Musa Budak beyefendi bir selamlama konuşması yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Gazze'li devletler bayraklarımız havada. Bayraklarımız inmesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya milli mücadele
vatanını feda etmektense canını feda ederim diyen ne hatunun ehladı. Selam getirdim size. Selam olsun sizlere. Sizlere selam getirdim. Asrın direnişinden şu anda Mekke Kalesi'ne tonlar kadınların düştü. Kadın, çocuk, bunlarda ve beklemeden katledilen tüm dünyanın, insanlığın gözü önünde vahşi zulmün ortasından, göbeğinden, Gazze'den, direnişten sizlere selam getirdim. Selam olsun. Sordular bizlere, nerede, nerede kardeşlerimiz? Yüzyıllarca himayelerinde, hilafetlerinde, huzur içinde, barış içinde, güven içinde yaşadığımız Osmanlı'nın efadı nerede dediler? Nerede dediler? Biz de dedik ki Türkiye'den kardeşlerinizin en samimi duygularıyla gelinlerimizin ellerindeki yüzükle çocuklarımızın okul harçlığıyla geldik. Bugün burada size ilaç olarak, ambulans olarak, tıbbi malzeme olarak yanınızdayız. Direnişinize selam olsun dedik. Orada çok önemli bir anımı hatırlatmak istiyorum. Şuradaki bu muhteşem kalabalığı görünce burada biz belki insanlığımızın en ufak bir belirtisi olan tavrımızı buraya koymak için bu meydanı hınca hınç doldurduk. Belki oraya şu anda sadece sesimiz, tavrımız gidiyor. Fakat oradaki kardeşlerimiz bunu İsrail'e atılmış en büyük bomba, en büyük mermi olarak görüyorlar elhamdülillah. Gazze'de, Rafah kapısında, vücudunda onlarca şerapnel parçasıyla çıkan bir kardeşimize sordum. Nasıldı? Nasıldı direnişimiz? Sordu bana üzerimde can suyumuzun, Türkiye'mizin bayraklarını görünce. Türkiye'den mi geliyorsun dedi. Sen yeni üzerinden hamle et dövmek için. Dedi pazar günü o İstanbul'da o mahşeri kalabalığı gördüm. Bundan sonra şehit olsam da vaze düşse de zafer bizimdir dedi. Elhamdülillah. Ama biz asla Gazze'yi de Filistin'i de vermeyeceğiz inşallah. Onun için burada Dadaşlar diyarı Erzurum'da toplandık ve bağırıyoruz. Diren Hamas, diren Gazze, Erzurum burada. Dadaşlar burada, tüm Türkiye burada. Burada mıyız? Direniş için var mıyız? Hamas için var mıyız? Gazze için var mıyız? Kazanız mübarek olsun. Kazanız mübarek olsun. Ben biliyorum, inanıyorum. Şu anda burada varızın her biri İsrail'e, Tel Aviv'e en büyük bomba olarak düştü. En büyük mermi olarak düştü. Kazanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Musa Budak Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir selamlama konuşması yapmak üzere Memur Sen adına Sağlık Sen Şube Başkanı Abdullah Duman Beyefendi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Dadaşlar, bayraklar havada dadaşlar. Filistin vahşetini yüreklerinde hisseden kıymetli hanımefendiler, çok değerli dadaşlar,
Allah'ın selamı üzerinize olsun. Terörist devlet İsrail hain yüzünü Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırıyla bir kez daha göstermiştir. Gazze'de yağdırdığı bombalarla çoluk, çocuk, onlarca masum insanı katleden işgalci İsrail, başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığın nefretini kazanmıştır. Dünyanın tek terörist devleti olan İsrail, masum Gazze halkına yönelik saldırılarını şiddetle ve nefretle kınıyoruz. İsrail'in kadın, çocuk demeden sivil halka yönelik düzenlediği bu canice saldırıya batılı ülkelerin sessiz kalmasını da anlamlı buluyor. Onları da bu tavırlarından dolayı suç ortağı ilan ediyoruz. Erzurum'un ve dünyanın tüm onurlu insanları, Gazze'ye destek olalım. Gazze'de ambargoya maruz kalanları, açlıkla sınananları, hastanelerde ilaç olmadığı için ölenleri, direnişi, Allah için fedakarlığı yaşama tercih edenleri, annesinin kucağında can veren masum çocukları unutmayalım. Bu duruma tanık olan tüm Müslümanlara, yöneticilere, krallara, amirlere ve halka çağrıda bulunuyoruz. Ne zamana kadar sessiz ve hareketsiz kalacağız? Daha kaç masum halkın, kaç masum insanın katledilmesini istiyoruz? Medeniyetler İttifakı'ndan bahseden dünya barışı ve özgürlük çağrıları yapan Batı dünyasının sahte yüzü, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara sessiz kalmasıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biz diyoruz ki sabretmek boyun eğmek değil, direnmektir. Bu direnme ruhu inancımızın doğasında vardır. Ve bu ruhu harekete getirmemek büyük bir vebaldir. Başta hükümetimiz olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle İsrail'in terörist eylemlerine karşı her türlü eylemi ortaya koymalıdır. Bu ülkenin onurlu insanları İsrail'e besledikleri nefreti ve kini İsrail mallarını boykot ederek mutlaka somutlaştıracaktır. Biz bugünden itibaren İsrail menşeli ürünleriyle İsrail'i destekleyen ülke ve şirketlerin ürünlerini almamak ve kullanmamak kararını uyguluyoruz. Biz biliyor ve inanıyoruz ki kanlı ellerinden ve vahşet içeren eylemlerinden başka dünya insanlığına bir katkısı olmayan terörist İsrail, insanlık vicdanının oluşturacağı büyük gücün kararlılığıyla yok olacaktır. Bu düşüncelerle hain saldırıda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar, geride kalan kardeşlerimize sabır diliyoruz. Abdullah Duman Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bir misafirimizi takdim etmek istiyorum. Kınıs Belediye Başkanımız Enver Taçyıldız Beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz. Enes bin Malik'in kardeşi vardı 4 yaşında. Bir kuş besliyordu. Kuşu ölünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı çocuğa taziye vermeye gidiyorlardı. Bir çocuğun kuşu öldü diye taziye vermeye giden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sanki şunu söylediğini hissediyorum. Ey dadaşlar, yani bizler, ey Türkiyeliler, yani bizler, şimdi sıra sizlerde. Gazze'deki çocukların yaralarını sarmak için onlara Resulullah hediyesiyle, işte anneleriniz bizler, babalarınız bizler demek için Gazze'ye gideceğiz. Maddi yardımlarımızla, manevi yardımlarımızla Gazze'de olacağız. Ve
Bitik meydanımızda Can Suyu Derneğimizin, yardım kuruluşumuzun standları var. Ne olur kardeşlerim, onları es geçmeyelim. Ve Birleşmiş Milletler'in toplama merkezleri vuruldu. Gazze'nin arkadaşlar, onlara inat, Allah'ın izniyle yardımlarımızı Gazze'ye, Filistin'e ulaştıracağız. Ve yine diyoruz ki, Allah aşkına tekbir! Resulullah aşkına tekbir! Ümmeti Muhammed aşkına tekbir! Gazze aşkına tekbir! Yumruklarımızı kaldıralım! Kaldıralım Müslümanlar! Kaldıralım Gazze'li devletler! Ve diyelim ki, zulmün bitmesi için Allah'ım kahrolsun İsrail! 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 Her zaman Gazze'li kardeşlerimizin yanlarındayız. Başta başkanımız olmak üzere bizler müdavimler olarak her zaman Anadolu gençliği olarak Gazze'de de, Filistin'de de, Çeçenya'da da, Bosna'da da, Doğu Türkistan'da da her zaman yanlarındayız. Ve şimdi Anadolu Gençlik Derneği'nin genel başkanı Sayın İlyas Döngüçay Efendileri konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Bayraklar havada arkadaşlar. Bayraklar inmesin. Onun ayrı bir önemi var. Ayrı bir önemi var arkadaşlar. Şu Filistin. Çok muhterem Erzurumlu kardeşlerim. Hepinizi bu anlamlı gün vesilesiyle en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Erzurum'un bu soğuğu karşısında Filistin'in sıcağını yaşamak üzere istasyon meydanını dolduran bütün dadaşlara hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şerefler verdiniz diyorum. Kıymetli kardeşlerim, Erzurum'da bu toplantıyı yapmamızın, miting yapmamızın elbette tesadüfi olmadığını ifade ederek başlamak istiyorum. Öncelikle bu organizasyonu gerçekleştiren Anadolu Gençlik Derneğimizin kıymetli şube başkanı Faik Bey başta olmak üzere değerli yönetim kurulu üyelerine, Erzurum'umuzun çok kıymetli valisine, görevli olan çok kıymetli emniyet mensuplarına, emniyet müdürümüzün şahsında teşekkür ederken uzaktan yakından buraya katılmış olan bütün Erzurumlu kardeşlerime, hanımefendilere, beyefendilere, geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimiz olarak hepinize en derin saygı, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, Erzurum bugün Gazze'de olup bitenleri anlayabilecek en mühim illerimizden bir tanesidir. Erzurum, Moskov işgali karşısında Nene Hatun'la direncin ne olduğunu bilen bir ilimizdir. Onun için buradan dünya siyonizmine, buradan İsrail'e gidecek olan ses çok daha mühim bir sestir. Buradan çıkan ses Nene Hatun'un çıkarttığı ses olacaktır. Ondan dolayı ayrı ve manalı bir vesileyle toplanmış bulunuyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Erzurum derken, Erzurum'un fedakarlıklarını anlatırken Sarıkamış hadisesini biliyorsunuz. Sarıkamış'ta 90 bin şehit vermişizdir ama onun bütün çilesini çeken şu ilimiz Erzurum olmuştur. Bakın bir hadiseyi anlatacağım sizlere. Bu fedakarlığın ne noktaya olduğunu, Gazze'nin meselesini Erzurum'un niçin iyi anlamak mecburiyetinde olduğunu, niçin anladığını bu olayla çok daha net görmüş olacağız. Kıymetli kardeşlerim, cepheden telgraflar geliyor. Diyor ki durumumuz çok iyi, hava soğuk, kar altındayız ama askerin yiyeceği yok. O zaman Allah rahmet eylesin Erzurum valisi Tahsin Paşa telgrafları aldıkça felaket bir şekilde sıkıntısı artıyor. Komiseri çağırıyor, görevlileri çağırıyor.
diyor ki şimdiye kadar Erzurumlu'nun elinde bir tane araba bırakmadık. Hayvan cinsinden hiçbir şey bırakmadık. Her şeyini aldık ama cephede asker bekliyor. Un lazımmış. Erzurum'a tekrar müracaat edeceğiz. Tekrar Erzurumlu'nun kapısını çalacağız. Yine askerimiz yok olup gitmesin diye hep birlikte fedakarlık yapıp yarısını vereceğiz diyor elimizdekilerin. Kapı kapı un topluyorlar. Ve tam bir gün içerisinde 150 ton un toplanıyor, bir tarafa yığılıyor. Burayı dikkat edin. Tabii un toplanıyor ama bu unu cepheye götürecek araba yok, at yok. Neyle taşınacak? Çuvallara konulması lazım, çuval yok. Vali Bey, Allah rahmet eylesin, Tahsin Bey, Erzurumluları teker teker geziyor. Kaput cinsinden, parça cinsinden, kumaş cinsinden ne varsa hepsini topluyor. Erzurumlu, elleri öpülesi annelerimiz, ayakların altında cennet olan annelerimiz sabaha kadar 1000 tane torba dikiyorlar. Ve değerli kardeşlerim, 30 kiloluk 30 kiloluklara bölerek 1000 torba içerisine koyuyorlar. Tamam da at yok, araba yok. Bunu 90 kilometre öteye cepheye kim götürecek? Yine Erzurumlu yiğit, Dadaş delikanlılara müracaat ediyorlar. Dellallar çıkıyor. Ey Erzurumlu, iş yine sana kaldı. Haydi bakalım. Yola çıkıyoruz. Eli silah tutan, eli güç taşıyabilen, sırtına yük alabilen herkes gelsin deyince 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında 1000 tane Erzurumlu genç -30 derecede 1 metre karın altında meydana toplanıyorlar. Tesadüfi bir toplantı değil bu. Onun için Gazze'yi en iyi anlayacak olan Erzurum'un evlatlarıdır. Değerli kardeşlerim, ve dikkat edin, bu undur. Bu undur. Unun yere değdiği anda, kara düştüğü anda, kara değdiği anda elbette unun su almasıyla heder olması ihtimali var. Onun için ikişerli sıra yapıyorlar Erzurum'u 13-14 yaşındaki delikanlıları. 30 kiloyu sırtlanıyorlar. Anneler gözleri yaşlı. Bu soğukta birkaç metre karın altında 30-40 kilometre ötedeki karargaha bunları götürebilmenin mümkün olmadığını, belki de evlatlarının donacağından dolayı geri gelmeyeceği ama bir tarafta da vatan savunması olduğu için bu fedakarlığı yapmak mecburiyetinde olduğunu gören Erzurumlu analar ağlıyorlar dualarla ikişerli sıra halinde. Yorulunca yanındakine devretmek üzere -30 derecede birkaç metre karın altında o gençler iki gece terliğe soğuya Mehmetçik orada cephede rahat savaşsın diye bütün fedakarlıkları ortaya koyarak onu oraya yerleştiriyorlar. Onun için Erzurum'da Gazze'yi anmamız, Erzurum'un manasını Gazze ile buluşturmamız tesadüfi değildir. Sizi bu mananızla birlikte tebrik ediyorum. Asil duruşunuzla birlikte tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim, biz buraya niçin toplandık? Bizim buraya toplanmamız bir cevap içindi. Bu toplantının asıl mahiyeti budur. İsrail'in o kadınların yüz karası, alçak kadın, Dışişleri Bakanı Livini denen kadın bir çağrıda bulundu. Çağrısı şuydu. Dedi ki, biz büyük bir mücadeleye girdik. Bu mücadelede kim neredeyse tarafını ortaya koysun diye dünyaya meydan okudu. İşte biz de Erzurum'da bir araya geldik. Şimdi bu lanet kadına, bu hain kadına, bu vahşi katliamlar karşısında gülerek kameralara, dünyayla dalga geçen kadına Erzurumlu dadaşlar olarak milletimiz adına cevap veriyoruz. İsrail'e cevap gönderiyoruz. İşte onun için toplandık. Diyoruz ki, kıymetli kardeşlerim, hani hatırlayınız, bu iş taraf meselesidir. Nerede durduğunuzla alakalı bir meseledir. Biz her zaman bunu söylemeye çalışıyoruz. Tarafımız elbette mazlumdan tarafıdır. Hatırlayınız, Hazreti İbrahim'i ateşe atan Nemrut, ateş yapmak için odun topladığında karınca yola çıkmıştı ağzında bir damla suyla. Nereye gidiyorsun diye soranlara, İbrahim'i zalim Nemrut ateşe atıyormuş. Gazze'li Hasan ateşe atılıyormuş. Zalim İsrail kafalarını kesiyormuş. Kulaklarını koparıyormuş.
ayırıyorlarmış. Vücutlarını annelerinden, çocuklarını ayırıyorlarmış. Onun ateşini söndürmek üzere gidiyorum dediği zaman dalga geçmişler. Neyle söndüreceksin dediğinde bir damla suyu göstermiş. İşte bununla demiş. Peki sen demiş bununla o İbrahim yakacak ateşin sönebileceğine inanıyor musun dediği zaman kıyamete kadar kulağımıza küpe olacak şu sözü söylemiştir. Demiştir ki benim bu bir damlacık ağzımdaki damlanın İbrahim'i yakacak ateşi söndürüp söndürmeyeceğini bilemem. Ama Erzurumlu olarak Gazze'de yapılanlar karşısında cibilliyetimin ve karakterimin gereği olarak Gazze'li Müslümanlarla beraber olduğumu göstermek için, tarafımı belirlemek için bu yola çıkıyorum diyor. Evet biz tarafımızı belirlemek için bu yola çıkmış durumdayız. Onun için Erzurum'un bu meydanını volkan gibi patlatmış durumdayız. Kıymetli kardeşlerim, mazlum Filistin halkı açık bir hapishaneyle karşı karşıya. İlaç yok, elektrik yok, ekmek yok. Sadece tüneller vasıtasıyla bir takım ihtiyaçlar almaya çalışıyorlar. Tünellerde bombalanıyor, yani nefes borularda tutulmuş durumda. Allah'tan başka hiçbir yardımcıları yok. Ama bir kişinin işi, bir ümmetin işi Allah'a kaldıysa kurtuluş yakındır. Nereden biliyorsun? Nasıl olacak bu iş? İşte size haber veriyorum. O haber de şudur. Mekke-i Mükerreme'de Kabe var. Kabe'miz Ebrehe'nin orduları tarafından, fil ordusu tarafından kuşatıldığında Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip duydu ki develerini el koymuş fil ordusunun sahipleri. Hemen gitti Ebrehe ile görüşme yaptı. Dedi ki benim develerimi almışsın, onları ver dedi. Ebrehe dedi ki sana acıyorum. Bir de şu Mekke'nin, Kabe'nin sahibisin. Sanki bu Kabe'nin başındasın. Ama kendi derdine düşmüşsün. Ne biçim lidersin? Nasıl adamsın? Develerinin peşine düşmüşsün. Ben yarın fillerle birlikte şu gördüğün Kabe'yi yıkacağım. Yemen'e yaptığım mabede Arapları çekeceğim. Ben burayı yıkmaktan bahsediyorum. Mekke'de taş üstünde taş bırakmamaktan bahsediyorum. Sen devenin peşine düşmüşsün. Ne biçim adamsın dediği zaman şu sözü söylemiştir. Demiştir ki evet, develerin sahibi benim. Ama yıkmayı planlamış olduğun şu Kabe var ya, o Kabe'nin sahibi Hazreti Allah'tır. Hazreti Allah'tır. Elbette mabedini koruyacaktır demiştir. Elhamdülillah. Ne oldu Erzurumlular? Fil suresini okumadınız mı? Görmediniz mi? O fil ordusunun yedik ekin tanecikleri gibi yere serildiğini, ne olacak diye kibirli bir şekilde saldırıya başlayacağı sıradan aydınlık bir şekilde bulutsuz bir gökyüzünün olduğu bir zamanda aman ya Rabbi ebabil kuşları geliyor ayaklarındaki nohuttan küçük mercimekten büyük taşlar atıyor, attığı taş kime değilse yer ile yeksan olup gidiyor. İşte Allah Kabe'mizi böyle korumuştur. Şimdi İsrail'e diyorum ki tüneller açarak birinci kıblegahımız, peygamberimiz, biricik peygamberimizin Miraç'a çıktığı Mescid-i Aksa'mızı yıkmak için planlar yapıyorsun, ele geçirmeye çalışıyorsun. Vallahi Erzurum'dan aykırıyor ve diyoruz ki o Muhammed Durraların, 10 yaşındaki Filistinli Alilerin, Muhammedlerin ve Hasanların attığı taşla sen de yedi ekin taneleri gibi aynen Kabe'ye gelen fil sahipleri gibi yok olacaksın, yok olacaksın, yok olacaksın. Değerli kardeşlerim, Anadolu Gençlik olarak bu zulüm başladığı andan itibaren, ondan da önce yaptığımız çalışmalarla, mitinglerle en önemli tepkiyi milletimizin bağrından çıkmış bir kuruluş olarak yapmaya gayret ettik. Şimdi imza topluyoruz. Diyoruz ki Filistin'e yapılan bu zulümler karşısında kınamanın ötesinde şeyler yapılabilir diyoruz. Bu çerçevede imza kampanyamız fevkalade güzel gidiyor. İlk bir haftada 1 milyonu geçmek üzereyiz. Milletimiz duyarlıdır. Milletimiz ayaktadır. Bu noktada şunu ifade etmek istiyorum. Sevinerek duyduk ki İsrail Dostluk Grubu'ndan istifalar başlamış idi. 130 tane istifa oldu.
Fakat bu nasıl benen bir sevgiymiş ki 330 tane üyesi varmış buranın. Hala İsrail Dostluk Grubu en çok üyesi olan gruptur, unutmayınız. Biz lan edildi zannettik ama hala istifa etmeyenler var. Millet burada iken, millet lanet okurken, milletin meclisinde bulunanlar, o dostluk grubunda hala bulunanlar kim adına, ne adına, niçin bulunmaktadırlar? Ve buradan meclise sesleniyorum. İlk defa meclis kınama kararı alamıyor. Dikkat edin, söylemler güzel, tepkiler güzel ama dikkat edin, meclis toplu olarak kınama kararı alamadı. Bir an evvel meclis olağanüstü gündemle tekrar toplanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, milletin meclisi olarak Kurtuluş Harbi'ni yapmış olan Gazi Meclisi olarak derhal kınama kararını bütün dünyaya deklar etmelidir. Kıymetli kardeşlerim, şimdi diyorlar ki bir takım besleme basın, diyorlar ki ya bu Türkiye'dekilere ne oluyor diyorlar. Ya Araplar yerinden kımıldamazken onu görmek istemiyorlar. Oralarda büyük mitingler yapılıyor. Ama diyorlar ki bu Türkiye'ye ne oluyor diyorlar. Hiç kimse kımıldamazken Türkiye niye ayağa kalkıyor? Ne var bu işte diyorlar. Sen bu milleti tanımazsan bu iş ne var ne yok diye sormaya başlarsın. Çünkü bu milletten uzaksın. Bakın ben size bir hadise anlatayım. Biz Çanakkale'de kaç bin şehit verdik? Sevgili Erzurumlular, ne kadar şehit verdik? 250 bin şehit verdik. Bu savaş bittikten sonra geri kalan cephedeki askerlerimiz evine geri dönemediler. Nereye gittiler biliyor musunuz? Orada bizim gençlerimizin numune imtisal olarak gençlerimize misal verdiğimiz Mehmet Muzaffer de vardı. Lise 2. sınıf talebesi Çanakkale cephesine gitmiş idi. Şu lastik davasının yaşandığı hadisedir. Uzundur, girmiyorum. Ama şunu ifade etmek için söylüyorum. Orada Mehmet Muzaffer'in de olduğu birlik Çanakkale Harbi bittikten sonra doğruca Sina cephesine gittiler. Sina cephesinde büyük mücadele oldu. Osmanlı 30 cephede 2 milyon şehit vermiştir. Biz bu şehitlerin evlatları olarak buradayız. Şimdi hatırlatıyorum, diyorum ki Çanakkale'den giden o birlikler Sina cephesinden sonra geriye çekilirken Gazze cephesinde büyük mücadeleler oldu. Şu anda binlerce Gazze'linin şehit düştüğü yerlerde bizim Erzurumlu Hasan, Mehmet, Ali oralarda büyük mücadeleler verdiler. Ve asıl ordu zarar görmesin diye gönüllülerle birlikte Mehmet Muzaffer şu anda yüzlerce, binlerce şehit düşen Filistinlilerin yerine o zaman Mehmet Muzaffer'ler asıl ordu zarar görmesin diye şehit düşmüştür. Yani Gazze'de binlerce Anadolu evladı vardır. Ben Gazze'ye sahip çıkmayacağım da. Kim sahip çıkacak Allah aşkına? Onun için Anadolu gençlik aynen Erzurum'daki binbir hatime benzer bir çalışmayı 3-5 senedir devam ettiriyor. Şimdi Allah'ın izniyle Çanakkale'den Gazze'ye 250 bin şehide, 250 bin hatimle yeniden oradaki kardeşlerimizin ruhlarını şad edeceğiz. Çünkü Gazze Erzurum'dur, İstanbul'dur, Ankara'dır. Eğer Gazze düşerse biz Diyarbakır'ı, Ankara'yı, İstanbul'u savunamayız. Kıymetli kardeşlerim, görüyorsunuz 1,5 milyar İslam alemi 6 milyonluk Yahudi karşısında yenik düşmüş durumdadır. Hiç kimse yok. Kimse çıkıp da tek yürek şekilde ortaya çıkamıyor. Bu ümmetin parçalandığını gösteriyor. Bu ümmetin tesbihinin dağıldığını gösteriyor. İmamenin yok olduğunu gösteriyor. Onun için bir an evvel Türkiye'nin kendini toparlaması, imame olarak evlatlarını tane tane etrafında toplaması, yeniden bu zalimlere karşı onurlu bir şekilde ortaya çıkmasının vakti gelmiştir. Bu iş sahibinindir. Bu işin sahibi de elbette Anadolu'dur, elbette Türkiye'dir, elbette bizim milletimizdir. Bunun için elimizde fırsat vardır. İşte 10 yıl önce kurulmuş olan D8'ler,
harekete geçirilecektir ve böylece İslam dünyası bir halka etrafında toplandıktan sonra zalimin zulüm yapan eli tutulacaktır. Çünkü bu İsrail'in müeyyideden başka anlayacak ne tarafı ne de yüzü vardır. Alçaktır, acımasızdır, insanlık dışıdır. Çünkü kökü bozuktur. Kıymetli kardeşlerim, bu vesileyle Filistin'in yapmış olduğu bu mücadelenin bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu, Nene Hatun'un başkanlığında, Erzurum'un yiğit dadaşlarının başkanlığında, Erzurum tabyalarında Moskova ne mücadelesi yapılmışsa Filistin'de, Gazze'de onun mücadelesi yapılmaktadır. Çanakkale'de 251 şehit verilerek neyin mücadelesi yapılmışsa Gazze'de Filistinliler onun mücadelesini yapmaktadır. Onun için sesimizle, nefesimizle elbette tarafımızı ortaya koyarak biz inşallah yönetimlere de yön vermeye çalışacağız. Bizim bu ısrarımız yönetimlerin millet adına hareket etmesini sağlayacaktır ve ila nihaya inşallah Gazze'de kurtulacaktır, Filistin'de kurtulacaktır. Ben bu vesileyle Erzurum'umuza, organizasyona destek veren bütün kardeşlerimize selam ve hürmetlerimi sunarken duyarlılığımızı bırakmayalım. Zulüm devam ediyor. Afganistan, Irak, Bosna, Gazze, Filistin derken etrafımız ateş çemberine döndürülmeye çalışılıyor. Birlik beraberlikten ayrılmadan şu vatan topraklarında ağız tadıyla, huzurla yaşadıktan sonra etrafımıza sahip çıkmanın yegane yolu beraber olmaktır. Milli görüşümüzün etrafında toplanmak, beraber hareket etmektir. Bu vesileyle bütün kardeşlerime teşekkür ederken, ya Rabbi sesimizi Gazze'deki Müslümanlara duyur diye niyaz ederek sözlerimi toparlıyorum. Son verirken de Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin şu mısralarıyla sizlere veda ediyorum. Hemşehrimiz İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki, hak şerleri hayr eyler. Hep beraber söyleyelim. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anın ser eyler. Ey Erzurumlu! Ey dünya Müslümanları! Ey milletimiz! Mevla görelim neyler? Ne eylerse güzel eyler Allah'ın izniyle. Hiç merak etmeyin, umutsuz olmayın. Zafer inananlarındır ve elbette zafer yakındır. Allah'a emanet olun. Evet, Gazze'nin kokusunu, Filistin'in kokusunu Erzurum'dan, dadaşlar yerinden hissedeceğiz. Tekbir! 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 Allah aşkına! Muhammed Aleyhisselam aşkına! Gazze aşkına! Başlayalım. الذين خرجوا انتصارا لغزة انتصارا للمقاومة دفاعا عن كرامة هذه الأمة دفاعا عن الأطفال والنساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Filistin'den, Filistin'deki kardeşlerimizden, hisar altındaki Gazze'den hepinize selam olsun. نقول لكم أيها الأخوة إن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن يقبر وأن يقتل المقاومة في غزة. فإذا المقاومة الآن هنا في تركيا في كل بيت تركي بحمد الله تعالى. Şu anda İsrail Filistin'de, Gazze'de direnişi yok etmek istiyor. Ama bilmiyorlar ki şu anda Türkiye'de, Türkiye'nin her evinde direniş var. Nakul lakum ya ahlana. Laqad aradu
صواريخ المقاومة، ولكن بإذن الله الصواريخ لن تنتهي. أرادوا أن يقتلوا حماس، حماس لن تسقط ولن تنكسر، والمقاومة ستستمر بإذن الله تعالى. Şu anda dünyanın en büyük karasal güçlerinden, askeri güçlerinden olan İsrail tüm gücüyle Gazze'de Hamas'a karşı büyük bir savaş veriyor. Her dakika bombalar düşüyor. Fakat elhamdülillah biz Gazze olarak asla direnişe son vermeyeceğiz. Asla Gazze düşmeyecek inşallah. يريدون أن تنهزم حماس، ونحن نقول لهم من هنا من على أرض تركيا، المقاومة لن تنهزم وحماس لن تنكسر والراية البيضاء لن ترتفع بإذن الله تعالى. Ve buradan sizlere Allah-u Teala'nın izniyle söz veriyoruz. Hamas teslim olmayacak. Gazze teslim olmayacak. إنهم يسجلون كل يوم أنهم قطفوا وضربوا عشرات الأهداف، ولكن أهدافهم هي الأطفال والنساء. أما المقاومون فقد عجز الاحتلال عن مواجهتهم، وقتل جنود الصهاينة هم أكثر من شهدائنا من المقاومين في الميدان. Şu anda Filistin'de onlarca bomba düşüyor, binlerce mermi atılıyor. Bugün Gazze'de belki de bomba düşmemiş hiçbir ev kalmadı. Fakat biliyoruz ki burada medya yayınlamasa da İsrail'in çok büyük kayıp verdiğini cephede savaşan kardeşlerimizle beraber müşahede ediyoruz. Elhamdülillah biz belki onlarca binlerce şehit verdik ama İsrail de kayıp vermeye devam ediyor. يريدون إنهاء المقاومة، ونحن شعب محتل ومن حقنا أن ننال الحرية. لذلك نقول لكم مهما بلغت المؤامرات، المقاومة ستستمر إلى النهاية، ولن نوقف المقاومة ولا سلاح المقاومة بإذن الله تعالى. Şu anda Gazze karadan, havadan ve denizden her türlü şekilde çevrilmiş olsa da biz Gazze'de Hamas olarak bunca saldırının altında asla yılmayacağımıza ve mukavemeye, direnişe devam edeceğimize söz veriyoruz inşallah. ومهما بلغت المؤامرات ستستمر المقاومة، وستستمر حماس مهما بلغت التضحيات. ونقول لكم أيضا عليكم أن تستمروا في هذه الهفة، في هذه الفعاليات، ونحن نعدكم إن شاء الله، نعدكم أنه مثل ما سمعتم اليوم لتتضامنوا حماس ستجتمعون عما قريب لتحتفلوا بانتصار غزة وانتصار حماس. Bugün Gazze'de Hamas büyük bir direniş veriyor. Ama şu anda siz o meydanda Hamas gibi büyük bir direnişin parçasısınız. Elhamdülillah. Bu yüzden sizleri de bu gazanın bir neferleri olarak katlediyoruz. Bu yaptığınız gösterilerin, Gazze'ye olan yardımlarınızın devamını Allah-u Teala'dan öncelikle diliyor ve inanıyoruz ki siz bu gösterilerinize, bu yardımınıza devam edeceksiniz. İnşallah. ختاما نقدر لكم هذه الوقفة، ونقدر لكم تضامنكم مع أبناء أمتكم في غزة، ونسألكم وندعوكم للاستمرار في ذلك.
ولقاؤنا غدا ولقاؤنا بإذن الله لن يكون في غزة بل لقاؤنا بإذن الله هناك في الأقصى حيث نحرره من احتلال الصهاينة والسلام عليكم ورحمة الله. Bugün bu meydanda Gazze halkıyla dayanışmanızı kutluyorum ve diyorum ki Gazze'nin Hamas'ın direnişi Gazze'de bitmeyecek inşallah. Aksa'da, Mescid-i Aksa'mızda, Kudüs'ümüzde bu direnişi bitireceğiz ve zaferimizi Mescid-i Aksa'da ilan edeceğiz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle hepinize en kalbi duygularımla selamlarımı iletiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Gazze'li devasları bayrak havada. Duydunuz. Zaferin yakın olduğunu Allah'ın izinatı Rabbaniyesiyle duydunuz. Biz sadece Gazze'deki kardeşlerimizin söylediği gibi söylüyoruz. Allah'ım tek vekil sensin. Senden başka sığınacak kapımız yok. Gidecek yerimiz yok Allah'ım. Şimdi aramızda Abdurrahman Gazi Vakfı'nın genel başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Arman hocamız da burada. Miting alanımızda. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Sefalar getirdiniz diyorum. Bu sevda, bu sevda bir sel ki ses nedir ki yine? Bir kez kabardı mı sığmaz bendine. Bu sevda yıllardır bizi kendine çekiyor Erzurum tabyalarından. Değerli dadaşlar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Vehbi Hatipoğlu Beyefendi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Aziz milletimin şerefli evlatları, ey Anadolu'yu Haçlı sürülerine mezar eyleyen kılıç aslanların, Kudüs-ü Şerif'i Haçlı çizmeleri altından kurtaran Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları, ey 21 yaşında bir kılıç darbesiyle çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunları, ey aziz yatapyalarında Boskop sürülerine, Ermeni çetelerine Erzurum'u mezar eyleyen Nene Hatun'un şerefli evlatları, Erzurumlu kardeşlerim, aziz Erzurumlular, yüreği Gazze'de atan Civan Mert dalaşlar sizlere selam olsun. Siz burada bu duruşunuzla, bu vakarınızla bir tarih yazıyorsunuz. Siz bugün mübarek ecdadınızın ruhunu şad ediyorsunuz. Sizlere selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, yardım ve inayeti hepinizin üzerine olsun. Kardeşlerim, terörist İsrail Devleti Gazze'de yürüttüğü insanlık dışı vahşi saldırı ve soykırımıyla, soykırımına bütün şiddetiyle devam ediyor. Yüzlerce çocuk, kadın, yaşlı ve masum alçakça ve insafsızca katlediyor. İsrail Devleti yeryüzünün en terörist devleti olarak katliamları sürdürüyor. Lanet olsun, elleri kırılsın. Kardeşlerim, Siyonizm kan dökmekten zevk alıyor. Siyonizm aslında belasını arıyor. Aldığı belayı, aradığı belayı da Allah'ın izniyle ters zamanda bulacaktır. Siyonist kan dökücülere, sizin huzurunuzda Erzurum'dan sesleniyorum. Bakın işte burada şu
Erzurum'da istasyon meydanında toplanan davaşlar, binlerce kılıç aslanı, binlerce Selahaddin-i Eyyubi elhamdülillah bağrında barındırıyor. Eğer siz bu katliamları sürdürürseniz Türkiye Allah'ın izniyle bomba olacak, gülle olacak, başınıza yayılacaktır inşallah. Kardeşlerim, bizim için Erzurum neyse Gazze odur. Bizim için İstanbul neyse Kudüs odur. Onun için Gazze'de, Filistin'de bu kan dökücü canavarlar bu vahşeti sürdürürken biz eli kolu bağlı duramayız. Allah'a binice defa hamdolsun. 4 Ocak tarihinde bu şerefli millet Sultan Abdülhamit Han'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunları olduklarını sadece Gazze'nin değil bütün İslam ümmetinin sözcüsü, lideri olduğunu Çağlayan Meydanı'nda topladığı 1,5 milyon vatan evladıyla elhamdülillah ispat etmiştir. Kardeşlerim, biraz önce Gazze'den bağlanan mücahidi dinlediniz. Ben size Gazze'den yeni bir haber vereyim. 3 Ocak gününden bugüne karadan, denizden ve havadan Gazze şehri bombalanıyor. İsrail arkasına aldığı bütün emperyalist devletlerin imkanlarıyla Gazze'yi bombalıyor. Ama hala korkak İsrail askeri Gazze'nin bir tek sokağına, bir tek caddesine bile girememiştir elhamdülillah. Hiç merak etmesin sevgili Erzurumlu kardeşlerim. Merak etmeyin. Geçen yıl İsrail Lübnan'a saldırdı. Orada Hizbullah'tan tarihi bir tokat yedi. Şimdi Gazze'de Hamas'tan daha okkalı bir tokat yiyecek Allah'ın izniyle. İsrail devletinin efeliği, İsrail'in külhan beyliği bitmek üzeredir. Haberiniz olsun. İsrail akıttığı kanda Allah'ın izniyle kendisi bu olacaktır. Bundan hiç endişeniz olmasın. Peki bu olaylar neden oluyor? Kardeşler, siz bilirsiniz, doğumdan önce sancı olur. Doğum yapmadan önce sancı olur. İslam ümmeti bugün bir sancı çekiyor. Bu sancının ardından Allah'ın izniyle bir evlat doğacak. Allah'ın izniyle bu evladın adı rahmet olacak, rahmet. Rahmet devleti olacak. O rahmet devleti Filistin'de Allah'ın izniyle en kısa zamanda gerçekleşecek. Gerçekleşecek ama öyle mi kalacak? Dişe diş, dişe diş, kana kan intikam diyorsunuz. Siz dişe diş, kana kan intikam almak istiyor musunuz? O zaman siz bu ülkede milli görüşü hakim kılmak zorundasınız. Bunun başka çaresi yok. Çaresi yok. Niçin? Çünkü o zaman D8'ler ayağa kalkacak. Çünkü o zaman İslam ülkeleri bir araya gelecek. Çünkü o zaman 1,5 milyar İslam ümmeti bir araya gelecek. O zaman da İsrail değil, o Amerika'daki kanlı sarayında oturan Bush da iktidarını yerle bir edecek Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, biz burada ezan ol. Peki ezanı dinleyelim 2 dakika ve konuşmamı bitireceğim. Aziz kardeşlerim, sadece İsrail değil, bu hunharlığa seyirci kalan sultanlar, melikler, şeyhler ve işbirlikçi yönetimler de inşallah bu süreçte tasfiye edileceklerdir.
Müslüman halklar kendi yönetimlerine İsrail karşısında takındıkları bu onursuz tavrında hesabını soracaklardır. Kardeşlerim, İsrail devleti Gazze'de bu vahşeti tek başına yapmıyor. Arkasına medeni denilen Batı dünyasını alarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Birleşmiş Milletler'in gücünü alarak yapıyor. Yine bu vahşeti Batı sadece Gazze'de veya Filistin'de yapmıyor. Afganistan'da, Irak'ta, her türlü dünyanın dört bir yanında zulüm kusuyor bu Batı medeniyeti denilen tek dişi kalmış canavar. Ben şu Erzurum istasyon meydanından bütün dünyaya ilan ediyorum. Allah'ın izniyle o tek dişi kalmış canavarın da kalan tek dişini biz sökeceğiz Allah'ın izniyle. Biz sökeceğiz. Kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, biz bugün burada insanlıktan nasibi olmayanlara bir insanlık dersi vermek için bulunduk. Allah hepinizden razı olsun. Kazanız mübarek olsun. Ancak bu meydandan sizin adınıza bu ülkeyi yönetenlere söyleyecek 3 tane sözüm var. Aziz milletimizin Çağlayan'da, Erzurum İstasyon Meydanı'nda, Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda ve Türkiye'nin dört bir yanındaki şu duruşundan lütfen sizde güç alınız. Sizden İsrail Büyükelçisi'nin derhal Türkiye'den sınır dışı etmenizi bekliyoruz. Bu katil İsrail'le bütün diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesini teklif ediyoruz. 2. İsrail'le bugüne kadar yapılmış olan bütün askeri ve ticari anlaşmaları durdurmanızı, iptal etmenizi bekliyoruz. 3. İsrail'in bugünkü kan dökücü asker ve sivil yöneticilerinin savaş suçları mahkemesinde yargılanması için Birleşmiş Milletler'e müracaat etmenizi bekliyoruz. 4. Siz daha 2 ay önce bu eli kanlı İsrail'in başbakanını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edip meclis kürsüsünden konuşturdunuz. Doğru değil mi? Şimdi size sesleniyorum. Allah aşkına birazcık o eski milli görüş gömleğinden, birazcık o milli görüş düşüncesinden üzerinizde bir iz varsa yürekli olun. Filistin'in meşru başbakanını, Hamas'ın liderini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağırıp orada onu konuşturunuz. Ve bu bütün dünyaya verilmiş en güzel, en anlamlı ders olacaktır. Eğer bunları yaparsanız milletimizin gönlünde yeniden taht kurarsınız. Eğer bunları yaparsanız bütün parti anlayışını bir tarafa bırakarak en önce Saadet Partisi sizi alkışlayacaktır. Sizi yüreklendirecektir. Kardeşler, Allah-u Teala niyazım odur ki bugün biz burada istasyon meydanında Gazze'de yapılan zulmü temin etmek için toplandık. Yüce Allah şu ezanı Muhammed'i hürmetine, gözü yaşlı ninelerimiz hürmetine, daha ana kucağındayken toprağa verilen, şehit edilen bebeler hürmetine en kısa zamanda Erzurum'da istasyon meydanında Kudüs'ün kurtuluşunu kutlamayı bize nasip eylesin. Mescid-i Aksa'ya İslam sancağının dikildiğini görmeyi bize nasip eylesin. Sizden
bir tek şey rica ederek buradan ayrılacağım. Kardeşler, bugünleri unutmayın. Allah aşkınıza unutmayın. Evinizde otururken unutmayın. Yatağınızda yatarken unutmayın. Zulme karşı direniş gücünüzü sadece bu meydanda durarak değil, bütün hayatınızda, tercihlerinizde gösteriniz. Evinizde, işinizde, okulunuzda, sokağınızda ve yarın sandık başına gittiğinizde o kapalı odada da unutmayın. Orada da Allah sizi görüyor. Orada da tavrınızı biliyor. Orada da zulmün karşısında olmayı becerin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gününüz hayır olsun. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Arkadaşlardan Ümmü Gülsüm ile Merve bizlere Filistin'deki çocukların sesi olacak. Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben